efendim benim görselim yok olsa olsa Ali Saim Ülgen'in fotoğrafını koyabilirdim o da hepimizin zaten deminden beri tanıdığı bir sima olduğu için ben size bir bölümüne şahit olduğum bir bölümüne ise çeşitli kaynaklardan edindiğim bilgilerle Ali Saim Ülgen'e doğru giderken Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye'nin korumadaki örgütlenme biçimiyle Ali Saim Ülgen sonrasındaki olayın nasıl bir miktar cereyan ettiğini sunmaya çalışacağım. Birinci bölüm yaşımdan dolayı mümkün değil hatırlamam. Herhalde vitamin olarak geziyordum o sırada. Ama Ali Saim Ülgen'den sonraki bölümün oldukça kapsamlı bir kısmını hatırlıyorum. 1967 yılı Ocak başında vakıflara giren bir kişi olarak. Fakat maalesef Ali Sahil Müge'ni tanıyamadım. Ancak kafamızdaki imaj şuydu, Saim abi tırnak içinde. Hatta ODTÜ'den yeni gelmiş restorasyon uzmanı, diploması olan kişiler olarak bir takım ufak tefek şeylere karışma gayreti içinde olduğumuzda kontrollerimiz biraz sonra kim olduklarını anlatacağım teknisyen arkadaşlarımız sahibi abi olsaydı tamamlardı burayı derlerdi bize. Bu da e, cam binana bir atıf. Tamamlarmış. Tamamlarmış. Efendim 1924 senesinde ilk kez Efkaf Umum Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor bir yasayla. Ve tabii kadroya ihtiyacı var. 1930'lu yıllara doğru ilk kez teknik kadrolara önem vermeye başlıyorlar. Merkezde yani Ankara'da 8 adet, niteliklerini bilmiyoruz. İstanbul'da ise 4 tane teknik elemanın çalışması öngörülüyor. 1931 yılında ise onarımların ve kimi yeni inşaatların Vakıflar Genel Müdürlüğü sadece onarım yapan bir kuruluş değil oldukça ciddi bir biçimde yeni inşaat da yapan bir kuruluş, mesela Ankara'daki Ankara Palas'ın ilk sahibi vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Onun kaynaklarıyla yapılmıştır. Dolayısıyla İnşaat Müdürlüğü kuruluyor. Bir müdür, iki mühendis ve mimar, bir sürveyan, iki mimar daha istihdam ediliyor. İstanbul'un da payına bir baş mimar ve iki mimar düşüyor. Sene 1931. Ancak Vakıf malların çokluğu, onarımların nispeten bütçe bulunarak yapılabilmesi süreçlerinde 1936 yılında ilk Vakıflar Kanunu çıkıyor. Bunun ötesinde Vakıflar Kanunu'nun hemen çıktığı yıl 1936 yılında camilerin ve bunlara şumuli olan binaların yani bunlarla ilgili olan binaların tamir ve inşalarına ait bir fenli şartname çıkıyor karşımıza. Ben niye bunlardan bahsediyorum? Ali Sayın Ülge'nin nelerin içinden gelerek, geçerek evvela 45'li yıllara sonra 50 60'lı yıllara geldiğini biraz bilmekte yarar var. Bakın bu fennin şartname kimin yazdığını bilmiyoruz. Bir, tarihi kıymeti olmayan binaya çirkinlik veren kısımlar kaldırılacaktır diyor. Bu devletin belgesi bu. Ha, İlhan dedi ya devletin belgesine uyacağı, özür dilerim, İlhan Atatolu ile aynı zamanda çalışan bir insan olmaktan gurur duymaktayım. Onu da ilave edeyim. İki, onarılacak kısımların özgünlüğü değiştirilmeyecektir. Peki efendi sen biraz önce niye muhtes kısımlar kalkacak dedin? Eğer onarılacak bölüm mevcut değilse, o devre ait aynı kısmın mimari biçimlenmesi ve şekli alınarak tamamlanabilir. Ali Sahibülgen belki 36 senesinde bu şartnameyi eline alıp ezberlemedi ama bunun içinden geliyor. Onu düşünmemiz lazım. 4. Yapıda tarihe karışmış mimari hatalar düzeltilmeyecektir. Bunu anlamak çok mümkün değil. Nasıl keşfedeceksiniz tarihi bir hatayı? 5. Tavan, döşeme, saçak ve benzeri ahşap elemanlar özgün görünümleri değişmemek koşuluyla ve daha dayanıklı olmaları için betonarme olarak yenilenebilir. Devlet, devlet diyor bunu böyle bir karta filan değil bu. Ciddi bir devlet belgesi. Onarılacak herhangi bir elemanın yapıda eşi varsa röleve projesine gerek yoktur diyor. Ya git yanında eşi var yaparsın diyor. Sene 1936. 1946 yılında yaklaşık 10 yıl kadar sonra bu sefer Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü tarafından bir tarihi anıtlar ön tasarısı hazırlanır. Belge hemen hemen ülkedeki bütün anıtsal ve vakıf kökenli yapıları kapsar. Türkiye üç gruba ayrılır: en önemli binalar, ikinci önemli binalar ve daha az önemli binalar şeklinde ve dolayısıyla burada da bazı esaslar saptanır. Ama 36 şartnamesi hala geçerlidir. Sayın izleyenler Ali Sahi Mülge'nin 1944 yılında Marif Vekalet'in isteği üzerine Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anıtlar Şubesi'ne atandığı bilindiğine göre 1946 yılındaki bu çok önemli ve Hasan Ali Yücel'in konuşmasıyla açılan bir danışma kuruluna katılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Maalesef bir belgesi yok ama kuvvetle muhtemeldir ve bunları dinlemiştir, izlemiştir. Çünkü hemen bir yıl sonra 1945 yılında toplanan demin bahsettiğim danışma kurulunda da artık yapıların bazı değerler taşıyacağı ve daha önemlisi restorasyon projelerinin bir teknik komisyon kararı ile geçerlilik kazanmasına ilişkin bir temenni kararı alır bu danışma kurulu. Ali Saim Ülgen büyük bir ihtimalle bu danışma kurulunda mevcuttu. Çünkü 1950 yılında o yıl danışma komisyonu üyesi olduğunu benim kuvvetle sandığım şube müdürü yüksek mimar Ali Saim Ülgen yeni bir yasa hazırlamakla görevlendirilmiştir ve 5805 sayılı yüksek kurulun yasası çıkmıştır. Bilemediğim bir sorun, Ali Saymülgen bu yeni kurumun ilk genel sekreteri olarak seçilmiştir. Ama yasada genel sekreterlik diye bir makam ya da merci yoktu. İlk kuruluşta neden böyledir bilinmez. Dolayısıyla Ali Saymülgen'in Mülgen'in artık Türkiye'deki koruma platformunda hak ettiği bence yeri, bu sefer yönetsel olarak da ele alması 45-50 yılları arasında gerçekleşmiş ve zamansız vefatına kadar sürmüştür. Tabii bütün bu arayışlar, danışma kurulları, yüksek kurulun kurulması ve benzeri vakıflar genel müdürlüğüyle yansımış. 1950 yılların sonuna doğru görev yapan mimarların sayı ve niteliğine değişmeler olmuştur. Size 1958 yılında bütçe kanununda yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün koruma alanındaki bütçe şeyini kadrosunu aktarmak istiyorum. Bir adet restorasyon mütehassısı yüksek mimar, bir adet rölye ve müteahhisi bu sefer yüksek mimar, bir adette eh normal bir yüksek mimar. Bunlar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün merkez kadrosunu oluşturmaktaydı. Yalnız şöyle bir durum var çalışanlar o dönemden kimler var hatırlayamıyorum ama İstanbul kadroları her zaman için Ankara kadrolarından sayı ve olarak daha yüksekteydi. Onu da kabul edelim. Biraz sonra bazı isimleri tartışacağız. Çok önemli bir gelişme ise Ali Saim Ülge'nin 1960 yılında Eski Eserler Genel Müdürlüğü'nden ayrılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesine Mütehassıs Müşavir ünvanıyla atanmasıdır. Bu Türkiye için de çok önemli bir dönüm noktasıdır. Kadro bakımından biraz sonra neden olduğuna geleceğim. Şimdi aynı süreçlerde daha da ilginci, Ülgenin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Mütehassıs Müşavir ki yönetsel değil ama akademik olarak Genel Müdürlüğün bir numarası demektir Mütehassıs Müşavir. Çalıştım çünkü o kişilerle. Süreyya Yücel, Mustafa Rona, Ertuğrul Eğilmez, Fatin Uluengin ve Cahide Tamer'de vakıflar genel müdürlüğüne geçmişlerdir. Çok ilginçtir. Ali Say Ülgenin ardı sıra ki e, Süreyya Yücel dışında hepsini tanıyorum. Şu veya bu biçimde vakıflara geçmişlerdir. Olay şudur. İstanbul'da vakıflar baş müdürlüğü vardır. Onun da bünyesinde abideler şubesi vardır. Bu kişiler orada göreve başlamışlardır. Tabii vakıflar genel müdürlüğü üzerinden bu söylemin gelişmesi gerekiyor. Ali Sayın Ülgen oranın ayrılmaz bir motifi çünkü aslında 1940 yılında vakıflar umum müdürlüğünün teşkilatı ve vazifeleri hakkında bir nizamname çıkıyor. İlk kez burada ee, vakıflar genel müdürlüğü bünyesinde tırnak içinde fenni ehliyeti haiz bir müdürün yönetiminde mimar ve mühendislerin çalışmasının şart olduğu 1940 yılında devreye giren bir durum. Dolayısıyla daha sonraki kadroların mimar mühendis unvanlı olmasını yadırgamamamız lazım. Vakıflar Genel Müdürlüğü bunu oldukça eski yıllarda çözmüş. Meseleyi 1960'lı yıllardan sonra baktığımızda neden 60 senesinde çünkü ee, kadrolar gayet net bir biçimde yerini bulmuş vaziyette. Abide ve Yapışları Dairesi Başkanlığı'dır. Genel Müdürlüğü'nün korumadan sorumlu birimi. Üç şubesi vardı. Arıtlar Şubesi, pardon Abideler Şubesi, Yapı Şubesi ve Bakım Onarım Şubesi. Yapı Şubesi ve Bakım Onarım Şubesi yeni yapılarla, yurtlarla, iş alanlarıyla ilgilenirdi. Bizle ilgisi yoktu. Ee, Abide Şubesi esas sistemin başındaydı ve buna bağlı bir röleve bürosu vardı. Ben 1967 senesinde o büroda göreve başladım ilk kamu hizmetime. Aslında 1952 yılında İstanbul'da Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak koşuluyla 2. Mahmut Türbesi'nde bir röleve bürosu kurulduğunu biliyoruz. Ancak bu röleve bürosunun içerisinde Kimlerin olduğu, nasıl bir sistematik içinde çalıştığına dair bir belge ben maalesef bulamadım. Ankara'da 1961 yılında kurulan ilk röle bürosu ise Abideler Şubesi bünyesinde müteassim müşavir Ali Saim Ülgen'in denetiminde doğal olarak çalışmaya başlamış. Onun vefatından sonra bu sefer Yüksek Mimar Yılmaz Öngen'in bilimsel yönetiminde çalışmalarına devam etmiştir. E, ee, 1966 yılında büro yeniden düzenlenmiş ve buradaki ilk şefi benim ilk patronum yüksek mimar Orhan Cezmi Tuncer olarak göreve başlamıştır. Orhan Cezmi Tuncer iki yıla yakın tek mimar olarak görev yapmışmış. Ali Sayın biraz sonrasına geçtim. Artık 60'te vefat ediyor. Yılmaz Bey var sistemin başında. Bakalım ne olmuş. Ee, 1967 senesinde mimar sayısı 5'e çıkıyor. Genel Müdürlükteki mimar sayısı 5 kişi arkadaşlar. Dedim Onat, rahmetli müdürüm. Meşhur ressam Hikmet Onat'ın oğludur. Yılmaz Önge, Müteahhit müşavir, Orhan Cezmi Tunca röle bürosu şefi, Alpay Özdural, Emrah Maduran, Çömez mimar. Genel Müdürlük budur. 5 tane mimarı var. Daha fazlası yok. Daha sonra azalacaktır. Nüfusumuz daha da azalacaktır. Buna mukabil, buna mukabil bir adet sanat tarihçisi Erol Yurdakul ve yedi adette tekniker teknisyen formasyonunda röleve bürosunda çalışan arkadaşlarımız vardı. Şimdi 1962 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu'na baktığımız zaman aslında Abideler Şubesi'nde Birçok başka insanların da çalışıyor olması gerektiğine ilişkin bilgiler var. Ancak bunların çok da yeterli kullanıldığını söylemek mümkün değil. İkinci dikkat çeken bir husus 60'ların hemen ertesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında teknik eleman yok. İstanbul hariç hiçbir ilde ne bir mimar ne mühendis söz konusu değil. Daha sonraki yıllarda bazı illerde örneğin Erzurum, örneğin Diyarbakır gibi bir tekniker veya teknisyenin onarım işleriyle ilgilenmesi gibi bir model ortaya çıkacaktır. Bu bahsettiğim tarihlerde Anadolu'yu, Ankara, İstanbul, Bursa, Edirne, Balıkesir ve benzeri muhiti de İstanbul yürütmekteydi bütün onarım işlerini. Buna karşı Genel Müdürlüğün kadrosunda onarım ustası ve sanatkar işçiler bulunmaktaydı sürekli çalışan. Mesela 62 yılı bütçesine baktığımız zaman merkezde 11 onarım ustası ve 9 sanatkar işçi vardı. Kim diye sorarsanız nedir bu usta ve işçiler? Kurşun örtü yapılması, kalem işi yapılması ve alçı içlik dışlık dediğimiz pencerelerin yapılmasını genel müdürlük ihale etmezdi. Bunları kendi kadrolarına yaptırırdı. Ve bu kurşun ekiplerinin bir tanesi sabit kurşun üretir. İstanbul'da Ayasofya Külliyesi içerisinde kurşun eritme yerleri vardı. Orayı gezdim biliyorum. Bir grup ise bütün yıl Anadolu'yu gezer. Hangi yapılarda kurşun hizmeti verilecekse orada genel müdürlüğün kendi adamları yapardı bu işi. Daha sonra bunlar ihale yoluna döndü. Bu saygıdeğer bir olaydır benim açımdan. Bazı hizmetlerin genel müdürlüğün bünyesinde bulunan bir kamu adabına alışmış bir grup tarafından yapılmasını nedense hep saygıdeğer görmüşümdür. Evet. Daha sonra, daha sonra illerde bir takım e, teknik örgütlenmelerin olduğunu açıkçası söylememiz mümkün. Mesela e, 62 yılında 46 sanatçının, ustanın genel müdürlük bünyesinde çalıştığını görüyoruz. Yine bunlar kalem işi, e, kurşun, ferşi ve benzerlerinde çalışmakta olan ustalar. Görev yetki ve sorumluluklara geldiğimiz zaman ise Ali Saim Ülgen'in mütehassıs müşavir olarak genel müdürlüğü intikalinden itibaren mütehassıs müşavir idareten yönetsel olmasa bile akademik olarak genel müdürlüğün bir numaralı insanıydı. Çok samimiyetle ifade edeyim. Kendisini tanımıyorum ama Yılmaz Öngay ile altı sene çalıştım. Onların dediği olmadan ne daire başkanı ne genel müdür hiçbir biçimde bir Bilimsel eylemi devreye sokmazlardı, sokamazlardı. Ben bunu ihtimal ki Ali Saim Ülgen'in oraya getirdiği bir adap olarak görüyorum. Oraya getirdiği bir e, yazılı olmayan bir kural, bir gelenek olarak görüyorum. Ve doğru olduğunda aslında düşünüyorum bir miktarda. Hakeza, müteassas müşavirin izni olmadan hiçbir proje yüksek kurula gitmez ve yüksek kurul tarafından görüşülmezdi. Bir küçük farklılık vardı. İstanbul Vakıflar Baş Müdürlüğü bünyesindeki abideler şubesinde çalışanlar genellikle Ankara şubesinde çalışanlardan yaşça ve kıdemce oldukça farklı ve daha üst düzeyde oldukları için Ankara'daki müteassıs müşavirin ki Yılmaz Öngen'in ayrılmasından sonra Orhan Cezmi Tuncer tarafından yürütülmüştür pek İstanbul'a karışmadıklarını da biliyorum. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. O esnada tabii Ertan Çakırlar, Fikret olduğu gibi bir takım isimlerin de 67'li, 68'li yıllarda İstanbul kadrosu da katıldığını bir şekilde söylemem lazım. Genel Müdürlüğü'nün eski eser yatırım programı 63 yılına kadar yani Ali Sayın Ülgen'in vefatına kadar müteahsis müşavirin ve Anıtlar Şubesi Müdürlüğü'nün koordinasyonunda. Yani bir tür Hikmet, Nedim Onat'la Ali Saim Ülge'nin koordinasyonunda. Merkezde görevli olan tekniker ve teknisyenlerle İstanbul Abideler Şubesi Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanırdı. Bu amaçla her yıl en az iki kere İstanbul'da bütçe program tartışılırdı. Her ne kadar bu esnada bölge müdürlüklerinin görüşü de dikkate alınırsa, Esas itibariyle genel müdürlüğü merkez görüşü geçerliydi. Ve sanırım yine Ali Sayın bu bağlamdaki ağırlığı, niteliği ve ilişkilerinden dolayı müteahhis müşavir programa son şekli verip genel müdüre sunan kişiydi. Bu esnada abide başkanının dahi bir katkısı olmadığını katıldığım bazı toplantılardan biliyorum açıkçası. Bir husus daha var. Ankara'daki abideler şubesi bünyesinde röle ve bürosunun dışında mimar bulunmazdı. Tekniker ve teknisyenlerimiz vardı. Her biri Anadolu'nun bir bölgesini üstlenmişti. Bu saygıdeğer insanlar ihale dosyasının hazırlanmasından son aşamasına kadar bütün ihale sürecini ellerinde tutarlar. Onların denetim ve bilgisinde ceryan ederdi. Bu enteresan bir husustu. Vaka Bunların her biri çok açık söylemek gerekirse çok engin deneyimlere, bilgi birikimlerine sahip insanlardı. Benim genel müdürlüğe girdiğim zaman tek şey yaptıkları bize itiraz ettikleri sözümün başında da söyledim. Ya Emre Bey iyi hoş konuşuyorsun da Sayma abi olsa öyle yapmazdı diye bizi uyarırlardı. Bu da çok önemli. Demek ki Ali Sayım Ülgen oraya bir sistem getirmiş. Yazılı değil bu. Hiç bunu yazılısına rastlamadık. Ama bir şeyleri ilki olarak kabul ettirmiş. E, Yılmaz Öngen'in de rahmetli tabii onun ardı sıra gittiğini söylememde hiçbir sakınca yok. Ancak o kendine göre de bir takım artılarını getirmeye çalışan, biraz daha mimarlarla bunu paylaşmaya çalışan bir başka söylem içine de girdiğini yatsımamamız lazım. Mimarların gelmesinden sonra genel müdürlüğe sayı olarak biraz fazlalaşmasından sonra bizlere grup müşaviri ünvanı verildi, parası yoktu, böyle bir artı para vermiyorlardı. Grup müşaviri bu tekniker ve teknisyen arkadaşlarımızla birlikte her bir coğrafyasında e, ülkenin görevliydik biz. Ve orada böyle ve restorasyon projelerinin hazırlanması, çeşitli zamanlarda müteahhitle yapılan görüşmelerde hazır bulunmak ve yavaş yavaş bir şeyleri öğrendikçe de müdahale etmek ve onarımın tarafımızdan hazırlanan projeyle uyumlu gitmesini sağlamaktı. Çok net yürümedi. Çünkü biz yeniydik, onlar eskiydiler. Orada bir Saim abi imajı vardı ama bunun yanlış veya doğru olduğunu kritik etmeyeceğim hiçbir şekilde. Öyle bir imaj vardı. Yılmaz önce vardı. iki tane, üç tane tıfıl adam gelmişti. Alışmaları biraz zor oldu. Zaten sonra bölgelere dağıldı sistem. Biraz daha süratli gitmemde fayda var. Bakın bu yeni gelen mimar takımının ne işler yaptığına dair bir iki örnek vermek istiyorum. Mesela Sivas'ta bir taş ocağı kapanmış, Yeni taş gidiyorsunuz, oradaki taşa bakıyorsunuz, kullanılır mı, kullanılmaz mı? Birileri buradan diyebilir Hazirun'dan, niye laboratuvarda vardı analiz yapmıyorsunuz, hangi laboratuvar var arkadaşlar? Öyle bir şey biz sonradan gördük laboratuvarı. veri. Erzurum Çifti Medresesi'nin Medresenin projelerinin hazırlanmasından sonra hemen restorasyon projesine geçilmemesi, tarihi araştırma, karşılaştırmalı çalışma yapılmasına ilişkin rapor. Bu da daha sonradan anlaşılmıştır. Bu ara e, durumda ne ihtiyaç, karşılaştırıyorsunuz? Ne tarihi araştırması meseleleri bizim tarafımızdan nispeten dile getirilmiştir. Ha, bilinmiyor muydu? Mutlaka biliniyordu. Ama devletin belgelerine geçiyor olması 60'ların sonuna gelir. Bir başka husus Aksaray Sultanı'nın otel olarak kullanılma projesi karşımıza geldiğinde bu projenin yapının tarihin niteliğini kaybettireceğinden dolayı reddedilmesine ilişkin rapor. Yani sadece taş ocağına gitmiyorsunuz. Bu tür bir takım yeni kullanımlarla da ilgileniyorsunuz. Afyon'daki bir külliyenin projelerin hazırlanabilmesi için evvela bilimsel kazı ve araştırmasının yapılmış olması. Bu da biraz şaşırttıydı insanları. Ecem siz mevcudu çizin. Daha sonra Aşağı yukarı böyle olur dersiniz. Bu duvar buraya kadar iniyor dersiniz filan gibi bir takım şeylerle karşılaşıldı. Ama keyifliydi. Çok şey öğrendiğimizi söyleyebilirim. Efendim 1960'lı yılların sonunda yeni gelişmeler oluşmaya başladı. Ben bunu çok önemsiyorum aslında. Bunlardan bir tanesi birim fiyat sistematiğinin kurgulanmasıdır. Değerli izleyenler ben birim fiyatları bir toplumun, bir kurumun koruma konusundaki eylemlerinin toplamı olarak görürüm. Onların ulaştığı düzeyi de o top kurumun veya ülkenin genelde ulaştığı teknik düzey olarak nitelendiririm. Orada yapacağınız her imalatın tanımı vardır çünkü. Bunları toplarsanız sonuçta bu ülkenin restorasyon politikası ortaya çıkar. Ve burada da ilk bu hizmeti veren vakıflar genel müdürlüğüdür. Aslında 1950 yıllardan itibaren genel müdürlük çalışanları Yavaş yavaş çok kullanılan bazı imalatları artık standart hale getirelim. Tipik imalat hale getirelim diye kaygı duymuşlar ve birim fiyatlardan zaman birim fiyatlar zaman zaman oluşmaya başlamıştır. Bunların daha sonra belli bir kıvama gelince 1968 senesinde ilk defa Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğü birim fiyat analizleri ve tanımları kitabı çıkmıştır. Demek ki Türkiye'niz 1968 senesinde o güne kadar derlediği, onarımlarda kullandığı ve ulaştığı teknik düzeyi gösteren bir dizi tanıma ancak 1968 senesinde basılmış kavuşmuştur. Bize verilen bilgiler, Ali Saim Ülgen'in 1963 yılına değin birim fiyatlarda çok büyük katkısı olduğunu, gittiği onarımlardan notlar alarak geldiğini, Hatta bazı onarımlarda iki saat bir ustayı çalıştırarak ne kadar taşı ördüğünü not aldığını, bir başka onarımda ne kadar zamanda filanca imalatın yapıldığına ilişkin notları kendi defterine aldığını bilmiyorum arşivlerden çıkacak mı e, bu konu Ahmet Hocam bilmiyorum e, aldığını ve daha sonra bunları Ankara'ya getirip bakın arkadaşlar şu imalat çok fazla uygulanıyor. Size bunun analizini getirdim. Bunu hemen resmi fiyat olarak devreye sokalım dediğini çok sık anlatmışlardı bize. Maalesef bununla ilgili bilgi genellikle mevcut değil. Özgün bilgi mevcut değil. İkincisi, tip detay çizimleri. Yine Ali Saim Ülgen'in başlattığı bir proje bu. Minare külahı, silme, kurşun detayları kündekari kapı detayları, alçı içlik dışlık detayları gibi yüzyılına bağlı olmaksızın genelde her kültür varlığında kullanılan kimi imalatların detay haline getirilmesi. Bunlar A4 boyutunda aydın yerlere çizilirdi. Daha sonra küçük küçük ozalitler çekilir ve birer kendimiz bunu kitapçık haline getirirdik. Yaklaşık 45-50 sayfa civarında o tarihten kalan bu kitapçıklar mevcut. Bunun koordinatörü Nedim Onat'tı o sırada. Çünkü o işi en iyi bilen insanlardan biriydi. Kendisine sorduğumuzda e, bazılarını bulduk çünkü önümüze koydular. Bazılarını biz çizdik. Ali Sahip Ülgen tarafından çizilen eskizlerden alınmıştır. Ona göre dikkatli olun ha diye bizi uyardıklarını bilirim. Dolayısıyla bu ikinci projenin de bir Ali Sahip Ülgen projesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama hiçbir çizimin üzerine maalesef Ali Sahip Ülgen ibaresi ya da başka bir kişinin şeyi yoktu. Üçüncü husus 1960 senesinde Türkiye değerli arkadaşlar planlı döneme geçti. O zamana kadar demin anlatmaya çalıştığım gibi genel müdürlüğün başkanlığında toplanan bir heyetin şunu yapalım bunu yapalım sene içinde de hadi bunu bırakalım şunu yapalım demesi artık sona erdi. 1960 senesinden sonra bütün ülke gibi vakıflar genel müdürlüğü de planlı döneme girdi. Ne yaptı? Ne yaptı? Ee, ve devlet planlama teşkilatının devletimi altına girdi bir nevi. Bakın bir örnek vereyim size. İlk 1963 yılı yatırım programında genel müdürlüğün bütçe kalemleri koruma konusunda iki tane. 50 bin lira etüt proje gideri, 8 milyon 500 bin lira da abide onarımı. Buradan çıkan basit bir sonuç var. Genel müdürlük hala kendi projelerini kendi üretme çabasında dışarıdan proje hizmeti almıyor. Ben de bu düzenin içine geldim zaten. 65 yılı programında yeni bir kalem girdi devreye. Demin dedim ya ki mahallelerde 40'a varan sanatkar, usta ve işçi çalıştırıyordu genel müdürlük. 65 yıl yatırım programında bu sefer Çin'i ve değişik malzemeler satın alınmasına bayağı 1 milyon liraya yakın para konmuş. Demek genel müdürlük Çin'i, altın varak ve benzeri çok ciddi malzemeleri kendisi ayrıca satın alıyor, depolarında bekletiyor ve hangi müteahhit bu konuda bir hizmet yapacaksa ona teslim ediyordu. Ben de bu sistemin içerisinde bulundum. Bu da enteresan bir tavrıdır genel müdürlüğün. Hem ustasını bulunduruyor bazı hizmetlerde hem de malzemesini kendi alıyor. Acaba döner miyiz diye de düşünmüyor değildim bazen. Tabii bunun şeyine ee, mesela 1966 yılındaki şeyde artık yerler belli hangi ilde hangi cami onarılacak artık o listeler çıkmaya başlamış vaziyette ee, mesela 66 yatırım programında 31 tane proje isim var Anadolu'nun çeşitli yerlerinden ama bunlardan 16 tanesi 63 yılında başlayan projeler o zaman her projenin ne zaman başladığı da yazılıyordu. E, 63 yılında hazır ortaya çıkan bir yeni proje. En azından 62 senesinin sonbaharında devreye girer arkadaşlar. Depoteye gider vesaire vesaire. E peki Ali Sayım Gülgen olur yok muydu? Varmış. Varmış. İlk planlı döneme gelebilen bazı projelerde 63'ten önce kararı alınmış ve gelecek sene artık planlamaya giriyoruz denen dönemlerde Ali Sa'im ülgen'in de katkıda bulunma ilişkin bu sözlü bilgide Sadece bir sözlü bilgim var. Acaba bu yeni belgelerin içerisinde tam bu döneme rastlayan bir Ali Sa'im notuna rastlar mıyız bilmiyorum. Evet. Diğer bütçelerde 68'e kadar çıkartmıştım ama vaktinizi almayacağım. E ben bu bütçelerin genel bir yorumunu yapayım çünkü bu bütçeler ve içerdikleri kalemler. Genel Müdürlüğün ulaştığı düzeyi gösterir. 63 yılına kadar da Genel Müdürlüğün bütün şey teknik hizmetleri akademik biçimlenmesi ve benzeri Ali Sahip Ülgen olduğuna göre doğal olarak onunla da ilgilidir diye düşünüyorum. Mesela ilk proje hazırlamak için ilk ödenek 65 yılında konuyor. Belki de çok küçük bir iki ihtiyaçtan dolayı. Ondan önce Genel Müdürlük kendi projesini kendi yapıyor. E Ali Sahip Ülgen müteahhis müşavir olarak bunu onaylamamış olabilir mi? Ya yani Genel Müdürlüğün kendi röle ve restorasyon projelerini üretmesi ne hayır demiş herkes de hayır demiş olabilir mi? Olamaz diye düşünüyorum. Olamaz diye düşünüyorum. Çünkü hemen söyleyeyim Kayseri Çifte Medresede yani Gefer Nesibe Sultan Medresesi'nde şeyin Ali Sahip Ülgen'in yanında başka zevatla birlikte aldığı notları ve bu notların üzerinde de bir grup gelsin hemen M. Akok Bey'le, Mahmut Akok Bey'le projelere girsinler diye notu var. Demek ki bu sistemden haberi var. Devlet yapacak projesinin sisteminden haberi var. İkincisi çalışan teknik personel diğer personelin bulunduğu maaşa tabi değildi. Örneğin biz 800 lira civarına maaş alırken benim kuzenim siyasal mevzu 400 lira maaş alırdı. Yemeğli teknik personel her zaman için o dönemlerde maaşı yüksek, günlük yemeğisi yüksek bir ayrıcalığa sahipti. Demin de söyledim, genel müdürlük bazı hallerde çini, kurşun, altın, varak gibi malzemeleri kendi satın alır ve yükleniciye teslim ederdi. Böyle bir kendini sağlama almıştı. Aslında ödeneklerde fazla artış olmamakla beraber programı alınan yapı sayısında önemli artışlar var. Mesela 67 senesinde 121 tane eserin onarılması söz konusu. Bir hesap yaptım ortalama. <laughs> yapı başına 30 ile 60 bin lira bir ödenek düşüyor. 30 ile 60 bin lira bir ödenek yaklaşık bir orta boy türbenin üzerindeki derzlerin sağlamlaştırılmasını yapar eğer e, dış cephenin e, derzlerinin sağlamlaştırılmasını yapar, çevresine drenaj açar e, biraz da yukarıdaki kiremitlerin tamirine gider. Yaklaşık mertebeyi bilesiniz diye söylüyorum. Ha buradaki politikalar neydi? Mümkün olduğu kadar fazla sayıda mı eser onaralım? Yoksa acil durumlarımı ele alalım o konuyu fazla bilmek çok mümkün değil açıkçası. Tabi bu neye e, geliyordu? Bir eser 4, 5, 8, 10 yıl sürüyordu. Ben 67 senesinde girdiğimde Sepetçiler Kasırı yatırım programındaydı. Yani neredeyse emekli olup çıkarken Sepetçiler Kasırı hala programda vardı. Bir iki örnek de vermek isterim açıkçası. Ee, efendim sonuç şu. Bu sonuçta ben aslında Ali Saim Ülgen'i doğrudan ele alma cesaret ve haddini gösterecek değildi. Ancak onun içinde bulundu. Etkilediği veya etkilendiği bir ortamı sizinle paylaşmaya çalıştım. Vakıf kökenli tüm eserlerin sahibi ya da denetçisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaşam öyküsünün kısa bir sürecini bir şeyler hatırlayarak sizlere söylemeye çalıştım. Tabi bu burada bitmez burada bitmez. Neden 40'lardan 35'lerden itibaren Ali Saim Ülgen portföyüne bakmamız lazım? Çünkü onu görmüş, içinde yaşamış, görev almış. Görev almış. Dolayısıyla haberi var olduğu inancındayım. Nereye kadar? 63'e kadar kesin. Peki daha sonrası için koyduğu bir takım kuralların devam ettiğini ben biliyorum. Çünkü Türkiye'de koruma politikaları hala kurumsallaşamamıştır. Kişilerle kaindir değerli arkadaşlar. Bir gün bir Sedat Çetin Taş çıkar, Sivas Gökbedesi'nin bahçesinde iki gün elma yer bağırsaklarını bozar, maaşımı niye göndermiyorsunuz ben burada açım diye Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe verir, Milli Eğitim, e dön, dön bari derler. Bu budur. Sedat Çetintaş bir kahramandır. Ali Sahip Ülgen hakeza öyledir. Macit Kural, Cahide Tamer ayağına çarığı çeker, Bursa'nın köylerinde mi yapar. Dolayısıyla bir kurumsallaşamamanın sıkıntısını, kişilerle kaim olmamızın, kişilerin tavır ve eğilimlerinin geçerli olduğunu söylemekte de bir sakınca olduğu inancında değilim. Bir şeyim var, bir hususu sizlerle paylaşmam lazım. Salt bünyesinde başlayan çalışmalara saygı duyduğumu ben de söyleyeyim. Çok doğru bir olay. Ama bizim bu koruma alanında karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de burada görev yapan, bir kısmını hatırladığımız, bir kısmını yaşımızdan dolayı hatırlayamadığımız büyüklerimizin Maalesef yaptıkları hizmetleri kendilerinden sonraki kişilere aktarmakta yeteri kadar verimli davranmamış olmalarını da üzülerek beyan etmek isterim. Ali Sayın Bey bunu aşmıştır. Azdır yayını ama hiç olmazsa aşmıştır. Bazı kişileri bu bağlamda bize bıraktığı ben bunu o kadar güzel işler yaptılar, o kadar güzel ürünler ortaya koydular ki bir de bunlara çocuklara anlatıp kafalarını yormayalım diye bir yorum getiriyorum kendimce. Katılır mısınız bilmem. İkinci sorunumuz ise kamu arşivleridir. Maalesef bugün iki temel kurum olan Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün proje arşivlerini kastediyorum. Kimse yanlış anlamasın. Proje arşivleri çok kullanılabilir durumda değildir. Çok kayıp vardır. ...çok kullanılamaz hale gelmiştir... ...proje arşivi. Loran Sanım'dan... ...bir konuşma teklifi alınca... ...atladım eski evime gittim vakıflara. Proje arşivinde hala Ali Sahip Ülgen'le ilgili... ...onlarca proje var. Özgün. Mavi Muşamba üzerine çizilmiş. üzerine kendi imzası var. Böyle normal yazı da değil. 10-15 tanesini anında gördüm. Biliyordum, farkındaydım o projelerin olduğunu çünkü... Peki ne oldu bugüne kadar o projeler? Vakıflar Genel Müdürlüğü niye yayınlamadı? Niye dijital hale dönüştürmedi? Mimar Kemalettin'in çizimleri var arkadaşlar hala Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde. Özgün çizim var. Nerede? Dolayısıyla ikinci kritiğim bunların da salt kurumumuzun Mimarlık Vakfı ile bir, birlikte giriştiği bu girişim sonucunda inşallah başka kaynaklardaki sahim ülgen malzemesinde toplanmasıdır. Hatta bir tane de beni benim elimde var. Yılmaz Önge'ye yazdığı bir not. Bir tane de bende Ama vermem. Hemen <laughs> e, benim adımdır. Durum budur. Kurşun taklidi çimento şap yapan bir nesilden gelmekteyim. Ama bunu da onlar söyledi bize bir yerde. Ama kınamıyorum ve kritik etmiyorum. Şartname çimento kullanılır diyorsa ve benzeri çimento kullanılır diyorsa benim büyüklerimin de çimento kullanmasına sakınca görmediklerini anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum. Bugün yokmuş. Ne yapalım? Gelişmeye çalışıyoruz. Ee, tanıyamadığım bir insanı saygıyla bir kez daha anmak isterim. Ee, biraz daha belgelerine sahip çıkarsak, biraz daha onları okunur hale getirirse değerli bu işle ilgilenen kişiler, benim burada soru işareti olarak bırakmaya mecbur kaldığım acaba şöyle mi yaptı Ali Sayın Hürgen? Acaba buna mülade edebildi mi? Acaba şu konuda devlet planlama meseleleri de açıklığa kavuşturursak, ben belki 15-20 sene sonra daha iyi bir bildiriyle sizin karşınızda olabilirim diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Efendim şey çok geç oldu <laughs> bir şey sormayın. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu hayat hikayesi bir başlarsak Allah bende neler vardı. Ee, ama hani dışarıda filan şey yaparsak bilmiyorum yönetimi rahatsız etmez herhalde bu evet. Diyorsun, Çok <laughs> e, e, Evet geciktik. Nasıl yönetiriz. isterseniz zaten <gülüyor> şimdi <gülüyor> e, üçüncü katta sergiye çıkabiliriz. Ve daha sonra dördüncü katta bir davetimiz var. Orada da devam edebiliriz sohbete diyelim. E, bu toplantının bir başlangıç olmasını ve yeni proje ve araştırmalara vesile olmasını diliyoruz. E, ve onu umuyoruz ve buyurun sağiye değil